Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 30 Mayıs 9. sınıf matematik denemesi sorularının çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz da bizden aşağıdakilerden hangisi doğru bir önermedir diye sormuş. A şıkkında İzmir Akdeniz bölgesindedir demiş. Bu yanlış. İzmir Ege bölgesinde bildiğiniz gibi. İki asal sayının toplamı çifttir demiş ama bu yanlış arkadaşlar. Mesela 2 ile 3'ü toplarsam ikisi de asal sayı ama 5 oldu. Bu tek sayıdır. Bu da yanlış oldu. İki basamaklı 90 tane doğal sayı vardır demiş. İki basamaklı doğal sayılar ondan başlayıp 99'a kadar gider. Burada gerçekten 90 tane doğal sayı vardır. Bu ifade doğru arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. İkinci sorumuza bakalım. Bize burada bir küme sorusundan bahsetmiş. Bakın A, B ve C kümeleri var. Baktığınız zaman A'nın B'den farkı. Burası A, burası B olursa A'nın B'den farkında yani burada 4 tane eleman varmış. B'nin A'dan farkında yani bu kısımda 6 eleman varmış. Kesiştikleri noktada yani burada da 3 eleman varmış. Bize bütün elemanları soruyor birleşimlerin. Ben hepsini toplarsam bunların 13 tane elemanımız varmış arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman bize A ve B kümeleri verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım. A kümesi ile B kümesinin kartezyen çarpımının eleman sayısını söylüyor. Bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını çarpıyorduk. 3 çarpı 2'den 6 eşit. Bu doğru. B çarpı A'yı yaparsak da 2 çarpı 3 yine 6. Bu da doğru. Çarpmanın değişme özelliği olduğu gibi kartezyen çarpımının da değişme özelliği vardır eleman sayısında arkadaşlar. A çarpı A demiş bakın A'da 3 eleman var. 3 çarpı 3'ün 9 olması gerekirken burada 4 dediği için bu yanlış olacak. Bu yüzden cevabımız C. Dördüncü soruya bakarsak 22 kişilik bir sınıfta erkeklerin 3'te 1'i, kızların ise yarısı gözlüklüdür demiş. Şimdi erkeklerin 3'te 1'i alınabilen bir sayıysa o zaman erkeklere biz 3x diyelim arkadaşlar. Kızlara ise 2y diyelim. Şimdi 3x artı 2y sınıftaki toplam öğrenci sayısı bu 22'ye eşit. Devam ediyorum erkeklerin 3'te 1'i, 3x'in 3'te 1'i x yapar. Kızların yarısı da y yapacak. Bunların toplamı ise arkadaşlar neye eşitmiş? Sınıftaki gözlüklü öğrenci sayısı 9 diyor. Bu da 9'a eşitmiş. Şimdi burada yok etme yöntemi kullanırsak alttaki denklemi ben eksi 2 ile çarpıp üstteki denklemle toplarsam baktığınız zaman 3x eksi 2x'ten burası x kaldı. 2y ile eksi 2y birbirini götürdü. Burası eksi 18 olduğu için buradan 4 geldi. X 4'e eşitmiş. Bize gözlüksüz erkek öğrenci sayısını soruyor. Gözlüklü erkek öğrenci sayısı x'ti. Gözlüksüz 2x'ti arkadaşlar. X de 4 olduğuna göre o zaman bizim cevabımız 8 yani Adana olacak. Sıradaki sorumuza bakalım. Bize aşağıda çarpma işlemleri verilmiştir diyor. T tek sayı, çifte çift sayı ifade etmekteymiş. 1, 2, 3, 4'ün tek mi çift mi olduğunu bulacağız. Bakalım. Burası çift bir sayı, burası tek bir sayı arkadaşlar. Tekle ben şey, burası çift bir sayı, burası tek bir sayı. Çiftle teki ben toplarsam tek olur arkadaşlar. Burası çift tek bir sayı, burası da tek bir sayı. Ben bunları birbirinden çıkartırsam tekten tek çıkarsa çift olur. Buraya bakalım. Burada bir tek sayı var, burada bir çift sayı var. Tekten çift çıkarsa arkadaşlar oluşacak olan sayı yine tek sayıdır. Yani burası tek sayı olacak. Buraya bakalım. Çiftten çift çıkarsa burası yine çift sayı olacak arkadaşlar. Şimdi çarpma işlemi yapıyoruz. Tekle teki çarparsam tek olur. Tekle çifti çarparsam çift. Tekle çifti çarptım. Çift. Çiftle çifti çarptım. Yine çift oldu. Yani bizim cevabımız tek çift 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 olacak. Bu da C seçeneğinde mevcut arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. Diğer sorumuza bakalım. Bize bir terazi vermiş. Bu terazide bazı eşitlikler var. Sarılara S, pembelere P, mavilere de M diyeceğim. Bu teraziye bakarsak en üstteki terazimizde sarıdan 10 tane var arkadaşlar. 10S eşittir. Sağ tarafa bakarsam 4 tane P artı 2 tane M bundan oluşuyor. Bunu bir yazalım. İkinci terazimize bakarsak sol kefede 3 tane S artı 2 tane P. Sağ kefeye baktığımda ise 5 tane mavi var arkadaşlar. Bunu böyle yazdık. Şimdi alttaki kefede bizden ne istiyor? 4 tane S kaç tane maviye eşit? Bakın mavi olan üçgen türünden istiyor bizden. O zaman şöyle yapalım. Pembeden kurtulalım. Şu 2M'yi sol tarafa atarsam 10 tane sarı eksi 2 tane mavi eşitmiş 4 tane pembeye. Alt tarafta da 2P burada solda kalsın. 3S'yi karşıya atarsam 5 tane M eksi 3 tane S olur. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar şimdi 4P buna eşitmiş, 2P buna eşitmiş. Şurayı ben 2 ile çarparsam 4P eşittir 10 tane M eksi 6 tane S olur. Şimdi 4P hem buna eşit hem de buraya eşit. O zaman ben bunları birbirine eşitlersem
Yukarıdakini yazıyorum ilk başta. 10S-2M eşittir. Alt tarafı yazalım şimdi. 10 tane mavi eksi 6 tane sarı. Şimdi 6 tane sarıyı sola gönderirsem burada 16 tane sarı oluşur. 2 tane maviyi sağa gönderirsem burada 12 tane mavi oluşur. Biz burada şimdi her tarafı 4'e bölelim. Her tarafı 4'e bölersem eğer sol tarafta ne kalacak? 4 tane sarı. Sağ tarafta 3 tane mavi kalacak. Demek ki 4 tane sarı, 3 tane mavi eşitmiş. Baktığımız zaman 4 sarıyı soruyordu zaten bize. O zaman demek ki 3 tane mavi eşitmiş. Cevabımız Denizli olacak. Sıradaki sorumuza geçelim. Bu soruda bize ne söylemiş? Bu denklemin çözüm kümesi 1'miş. Yani x'e 1 yazabilirsiniz diyor. Ben burada 1 yazarsam arkadaşlar bakın 1 eksi 1'den 0 oluyor. Burası gidiyor. Geri kalan kısmı yazalım. Eksi 1 artı m bölü 3 eşitmiş 1 bölü 3'e. Burada da şunu yapalım. Şuradaki eksiyi, bu dışarıda olduğu için bu eksi. Şimdi şu üçleri bir sadeleştireyim. Eksiyi buraya dağıtırsam eksi 1 eksi m eşittir 1 olur. Ben buradaki eksi m'yi sağ tarafa atayım. M olsun 1'i de sola atarsam eksi 2 olur. Demek ki m eksi 2 eşitmiş arkadaşlar. Buraya bakalım. X kaç farklı değer alır demiş. Kökün içindeki ifadeler sıfırdan büyük ya da eşit olmak zorunda. Yani x artı 3 büyük eşittir 0. Buradan x büyük eşittir eksi 3 olmak zorunda. Aynı zamanda y eksi x büyük eşittir 0. O zaman y büyük eşittir x olmak zorunda. Yani bizim x dediğimiz ifade eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 şeklinde ilerleyip 7'ye kadar gidecek. Burada kaç tane sayı var diye bakarsak şurada 4 sayı, burada da 7 sayı var. Bunları toplarsam toplam 11 tane sayımız varmış arkadaşlar. Sıradaki sorumuzu yapalım. Bu soruda bizden şuradaki renkli kısımlara işaret koymamızı, artı, eksi ve çarpı sembollerini koymamızı ve her satırda aynı sonucun çıkmasını istiyor. Baktığımız zaman kök 2 ve kök 2 ben buraya artı yazsam ne olur bunların toplamı? 2 kök 2 olur. Burayı da çarparsam bakın burası da 2 kök 2 oldu. Buraya ben ne yapacağım? Burası 3 kök 2. Burası da kök 2 olduğuna göre eksiyi de buraya yazarsam burası da yine 2 kök 2 olur. Yani ben artı, çarpı ve eksi yapacağım. O yüzden cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakalım. Bu soru için ne demiş bize? 180 üzeri x'i bu cinsten yazmamızı istemiş. Şimdi 180'i biz nasıl yazarız? Öncelikle onu yazalım. 180 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5'tir arkadaşlar. Üstünde eğer x varsa yani 180 üzeri x ise hepsinin üzerine x yazacağım. Yani 2 üzeri 2x, 3 üzeri 2x ve 5 üzeri x olacak. Bu da neye eşit? 2 üzeri x a ise eğer 2 üzeri 2x a karedir. 3 üzeri 2x b karedir. 5 üzeri x de c'dir arkadaşlar. Yani buradan cevabımız direkt Adana olacak. Sıradaki sorumuza bakalım. Bu soruda bize iki tane kalem vermiş. Birisi Ayşe'nin, biri Zeynep'in kalemiymiş. Hangi uzunluğa eşit olabilir demiş. Baktığımız zaman burası 4 ile 5 arasında arkadaşlar. Şıklarımız köklü olduğu için. Yani kök 16 ile kök 20 arası, kök 25 arasında bir değer olacak. Bu da 6 ile 7 arasında yani kök 36 ile kök 49 arasında olması şart. Bakalım Ayşe'nin uzunluğu kök 16'dan çok olacak. Burası kök 15 olduğu için gitti zaten. Bu 4'ü içeri alırsam burası kök 20, burası kök 20. Bunlar olabilir. 4'ü içeri aldım. Burası kök 36 oldu. Şimdi pardon kök 36 değil. 16 olarak dedi kök 32 oldu. Bu da olabilir. Bir sıkıntı yok. Bunda 4 diye içeri girdiği zaman burası da pardon bir dakika. Ayşe'ninki 25'e kadardı. Bu da olamaz. Kök 25'e kadardı. Bu da olamayacak. 4 diye içeri girdiği zaman 24. Bu da belki olabilir. Bu dursun. Şimdi Zeynep'inkine bakalım. Kök 30. Kök 36 ile 49 arasında olacaktı. Bu da olamaz. Bu da gitti. Kök 30 olamıyordu. 2'yi içeri alırsam kök 40 bu olabilir şu an. Burası da kök 30. Kök 30 yine olamayacak arkadaşlar. Bunu da sildiğime göre o zaman benim cevabım sadece Ceyhan olabilirmiş. Sıradaki sorumuza bakalım. Yukarıdaki soruda A bölü B oranı sormuş. Burada payda eşit derseniz bakın burada gizli bir var. Ben burayı B ile genişletirsem burası ne olacak? AB artı 2 bölü AB eşittir 8'miş. AB değil. Şurası sadece B olacak bu arada. Şimdi ya farklı yazdım. B ile genişlettik çünkü sadece. Burası B. Diğerinde de bunun altında gizli bir var. Ben burayı A ile genişletirsem yine AB artı 2 bölü A eşittir 12 olacak. Bakın ben bu iki ifadeyi birbirine bölersem. Yani AB artı 2 bölü B bölü AB artı 2 bölü A eşittir 8 bölü 12. Bakın şu üstteki ifadeler birbirini götürüyor. Ters çevirip çarparsam A bölü B eşittir 8 bölü 12 oluyor.
Her tarafı ben 4'e bölersem arkadaşlar cevap 2 bölü 3 yani Adana oluyor. 13. soruya bakarsak bu bir orantı sorusu aslında. Baktığımız zaman ben buraya bir k değeri dersem, hepsi bir k'ya eşit olursa. Buradan a eşittir 2k, b eşittir 4k, c eşittir 6k olur arkadaşlar. Hepsini çarptığımız zaman ne eşit olur? 2, 4 ve 6'yı çarparsak ne oluyor buradan? 8, 48k. 48k küp oluyor ama. Eşittir 384. Her tarafı 48'e bölersem k küp eşittir 8 olur. Buradan k eşittir 2 olur. K eğer 2 ise bana c'yi soruyordu. C de 6k olduğuna göre 6 kere 2'den ne olacak arkadaşlar burası? 13 olacak. Cevabımız Ceyhan olacak buradan da. Devam edelim. 14. soruya bakalım. 400 gram A peyniri 6,4 TL, 600 gram B peyniri 10,8 TL olduğuna göre her iki peynirden de birer kilo alan kişi ne kadar öder demiş. O zaman şöyle yapalım. 400 gramı 6,4 TL olduğuna göre 1000 gramı ne kadardır diye bakacağız. 1000 gramı ne kadar diye bakmamız gerekiyor. Burada işte dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar 400 çarpı x eşittir. 6,4 ile 1000'i çarparsam ne elde ederim? 3 tane 0 eklemem gerekiyor. Bir tane virgül kaydırdığım için 6400 olacak. Ben burada her tarafı 400'e bölersem arkadaşlar bunlar zaten gitti. Sıfırladı. Sadeleştirdim. 64'ü 4'e böldüğüm zaman x eşittir 16 oldu. Demek ki 16 lira ödermiş. B peyniri için de bakalım aynısına. 600 gramına 10,8 ödüyorsa 1000 gramına ne kadar öder diye bakarsak yine işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 600x eşittir 1000 ile 10,8'i çarptığım zaman ne olacak burası? 10.800 yapacak. Her tarafı 6'ya 600'e bölersek biz yine buradan x eşittir. Şu 600'ler zaten gitti. Şuradaki sıfırları sadeleştirdim. 108'i 6'ya bölmemiz gerekiyor. Burası da yanlış işlem yapmıyorsam 18 olması gerekiyor. 18'i de elde ettik. Buradan biz bunları topladığımız zaman 16 ile 18'i toplarsak 16 16 32, 2 daha ekledik. 34 mu yapıyor? Aynen 34 yapıyor. Cevabımız Bursa. Alttaki soruyu yapalım. Bu soruda bize bir süpermarkette yukarıdaki A ve B yoğurtlarını vermiş. Pahalı yoğurttan 9 kilogram alan kimse ne kadar öder demiş. Öncelikle pahalı yoğurdu bulalım. Pahalı yoğurdu bulmak için arkadaşlar ikisinin ortak bir kilogramını bulmamız lazım. Bunun iki katını alırsam 4500 gram yapar. 4500 gramı bunun iki katı 14,5 TL. Bunu da 3 ile çarparsam bu da 4500 gram yapar. 3 ile çarptığım zaman ben 4,5'ü 3 ile çarparsam ne olur? 13,5 olur. Demek ki A yoğurdu ucuz, B yoğurdu daha pahalı. B yoğurdunu kullanacağım. 4,5 kilosu 14,5'sa bana 9 kilogramını soruyordu. Yani bunun iki katını. Eğer ben bunu 2 ile çarparsam arkadaşlar 29 TL yapar. Bu da cevabı Ceyhan yapıyor. Sıradaki sorumuza bakalım. Tanrı'nın yaşı Ezgi'nin yaşının iki katı. İkisinin yaşları toplamında 24'müş. Tanrı'nın yaşı Ezgi'nin iki katıysa Ezgi'nin yaşına x dersem Tanrı'nın yaşı 2x olur. Hepsini toplarsam 3x eşittir 24 olacağı için arkadaşlar bize şimdi buradan x'i bulalım. X 8'miş. Bize neyi soruyor? Ezgi'nin yaşı 2 yıl sonra ne olur? Ezgi 8 yaşındaysa 2 yıl sonra yaşı 10 olur arkadaşlar. 3 tane sayı varmış. İkinci sayı birincinin 2 katıymış. Şöyle yazalım. Birinci sayı, ikinci sayı ve üçüncü sayı olsun. Birinci sayının 2 katıymış. Bu x ise eğer ikinci sayı 2x. Üçüncü sayı da ikinci sayının 3 katıymış. O zaman bu da 6x arkadaşlar. 3 sayının toplamı 180'miş. Hepsini toplarsam 9x eşittir 180, x eşittir 20 olur. Bize ikinci sayıyı soruyor. İkinci sayı 2x olduğu için 2x eşittir 40 olacak. Bu da cevabı Adana yapıyor. Devam edelim. Ahmet'in bilirlerinin sayısı Mehmet'in bilirlerinin sayısının 3 katından 8 eksikmiş. Şimdi Ahmet ve Mehmet var. Mehmet'in bilirisi x ise Ahmet'inki 3x eksi 8'miş. Ahmet Mehmet'e 10 bilye verirse 10 bilye verdiği zaman arkadaşlar burası ne olacak? 3x eksi 18, burası da x artı 10 olacak. Bilyeleri eşitleniyormuş. Bunlar demek ki birbirine eşitmiş. X'i sola atarsam burası 2x, 18'i sağa atarsam 28 olacak. X buradan 14 geldi. Ahmet'in başlangıçtaki bilyesini soruyor. Ben burada şurada x yerine 14 yazarsam 3 çarpı 14 eksi 8 olacak. 3 ile 14'ü çarptığımız zaman 42 yapıyor. 42'den de 8 çıkarttığımızda 36 mı geliyor? İşlem hatası yapmamak için bir kontrol edelim. 34 ile çarptım. 42, 42'den 8 çıktı. 36 değil, 34 mu yapıyor? Aynen işlem hatası yapmışım. 34 yapacak burası.
Tekrar kontrol edelim. 2 çıktı. 40 kaldı. 6 çıktı. 34 kaldı. Aynen. Cevabımız Bursa oldu. Devam edelim. 19'a bakalım. Süt dolu bir şişenin ağırlığı 850 gramdır. Sütün 2 bölü 5'i içildiğinde ağırlığı 550 gram geliyor. Şimdi bakın 2 bölü 5'i içilebilen bir süt miktarı varsa ben o zaman şişenin içinde 5x süt olsun, tamam mı? 5x süt olsun en başta. Artı şişe olsun bir de. Şişenin ağırlığı. Bu 850 grammış arkadaşlar. Şimdi 2 bölü 5'i içildiyse içinde artık 3x süt kaldı. Artı şişenin ağırlığı hala var. Bu 550'ye eşitmiş. Bakın ben bu iki denklemi birbirinden çıkartırsam şişeler birbirini götürdü. 2x süt kaldı. 2x eşittir 300'müş. Buradan x eşittir 150. X'i 150 buldum. Bana boş şişenin ağırlığını soruyor. X eğer 150 ise 150 ile ben burada 3'ü çarpayım mesela. 3x artı şeyi biliyordum. 3x neye eşit olur buradan? Direkt 450'ye eşit olur. 450'yi ben yerine yazdığım zaman ne olacak? 450 artı şişe 550 olduğuna göre şurada şu denklemde. O zaman demek ki bizim şişemizin ağırlığı 100'e eşitmiş arkadaşlar. Devam edelim. 20. soruda bir hareketli A kentinden B kentine arasını V hızıyla 5 saatte gidiyormuş. Eğer hızını 20 km arttırırsa aynı yolu 3 saatte gidiyormuş. Şimdi hız çarpı zaman yolu verir arkadaşlar ve yol uzunluğu değişmez. V hızıyla 5 saatte gidiyorsa 5 çarpı V bizim yolumuzun uzunluğunu verir. Hızını 20 arttırırsa hızı V artı 20 olacak ve 3 ile çarptığım zaman yine aynı yolu gidiyormuş. O zaman bunlar birbirine eşittir. 5V eşittir. 3'ü dağıttığımız zaman 3V artı 60 olur. 3V'yi karşıya atarsam 2V eşittir 60. V buradan 30 gelir arkadaşlar. Bize mesafeyi sormuş. Yani 5V'yi veya sağdaki kısmı hesaplamamızı istemiş. Ben direkt 5V'yi hesaplarsam buradan 150'yi bulmuş olurum. Cevabım Ceyhan olur. Bir hareketlinin gideceği yolun 2 bölü 3'ünü 8 saatte gittiğinde. Şimdi yolu 3X olsun, tamam mı? 3X'in 2X'ini 2x'ini 8 saatte gitmiş. Yani x'ini 4 saatte gider. Normal şartlarda. Şimdi hızını 2 katına çıkartıyormuş. Şimdi x kadarı kalmıştı. 2x'i gittiğine göre x kadarı kaldı. X'ini 4 saatte gideceğini hızını 2 katına çıkarttığına göre o zaman kaç saatte gidecek? 2 saatte gidecek geri kalan kısmı. Bize ne diyor? Tüm yolu ne kadar zamanda gitmiştir? Başta 8 saat gitmişti. Kalan yolu 2 saatte gittiğini bulduk. O zaman toplarsam toplamda 10 saatte gitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi geometri sorularımız var. Bakalım bunlarda neler yapacağız. Mavi kullanılmış. Ben de kırmızı kullanayım. Burası 36 ise ikizkenar üçgenden burası da 36 olur arkadaşlar. 36, 36 daha 72 olduğu için iki iç açının toplamı bitiş açı burası da 72 olur. Otomatikman burası da 72 olur. Çünkü burada da ikizkenar üçgen var. Bakın buradaki 72 ile 36 iki iç açı olduğu için buradaki dış açıya eşit olacak. 72 ile 36'yı toplarsam da 108 olur arkadaşlar. Devam edelim. Sıradaki sorumuza bakalım. Bu soruda şöyle bir çizgi çeksek biz. Bakın şu A'dan C'ye birleştirsem. Burası ikizkenar olduğu için 180'den 60 çıktı. 120 kaldı. Buralar yine 60-60 oldu. O zaman demek ki burası eşkenar üçgen. Yani burası da eşit. Hepsi birbirine eşit. Otomatikman bununla bu da eşittir. Bakın burası toplam 100'dü. Burası 60 ise buraya 40 kaldı. Burası 40 ise o zaman x'e de yine 40 kaldı arkadaşlar. Devam edelim. Bu soruya bakalım. Şimdi bizim burada bildiğimiz bilmediğimiz şeyleri bir kontrol edelim öncelikle. Şurası A olsun. Burası B olsun. O zaman burası da B'dir. Burası da A'dır. İkizkenar üçgenler var. Şimdi A artı B artı 70. Biz ne biliyoruz? Bunların toplamı arkadaşlar doğru açı. Yani 180'e eşit. O zaman A artı B kesinlikle 110'a eşit. Bunu biliyoruz. Bizden A açısını yani daha doğrusu şuradaki açıyı ben buna x diyeyim. Bize bu x'i soruyor. Biz şimdi şöyle bir şey yapabiliriz burada. A artı B'nin biz 110 olduğunu biliyorsak. Şuradaki iki açı. Buradaki iki açının aslında şurayı bulabiliriz buradaki iki açıdan. Şimdi burada bir üçgen var. Bu üçgenin iç açıları toplamı 180. Yani bizim şuradaki açımız aslında 180 eksi 2A. Şuradaki açımız da arkadaşlar 180 eksi 2B. Ben x'i ve şunları toplarsam yine 180 etmesi lazım. Bir toplayalım. 180 eksi 2B artı 180 eksi 2A artı x eşittir. Yine 180 olmalı. Düzenleyelim burayı. 180 ne? Şuradaki 180 gitsin. Buradaki 180'i yazdıktan sonra eksi 2 parantezini alıp B artı A dersem eşittir ne olacak? Şu aslında eşittir demeseydik daha iyi olurdu. Şurada çünkü
Karşı zaten sıfırladık. Şöyle alalım. Burada artı x var eşittir 0. Bu 180'i götürdüm. Şimdi a artı b'nin 110 olduğunu biliyorum. Burada ben 2 ile çarparsam bunu. Burası 180 eksi 110 ile 2'yi çarptım. 220 artı x eşittir 0 oldu. Buradaki işlemi yaparsam eksi 40 oluyor. Karşıya atarsam x eşittir artı 40 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacakmış. Sıradaki sorumuza bakalım. Burada dik üçgenler var. Şimdi şuraya bakarsak. Öncelikle ABC dik üçgenine bakarsam burası 36 ise burada 90 ise buraya 54 kalıyor. Ve ben bunu 27, 27 parçalayabilirim. Eğer burası 27 ise bakın buradaki dik üçgene bakıyorum 90'a. O zaman biz buradan x'i bulabiliriz. Burası 27 idi. Ben 90'dan 27'yi çıkartırsam arkadaşlar 63 bulurum. Yani burası 63 dereceye Adana'ya eşitmiş. Sıradaki sorumuza bakalım. Buradaki soruda özel bir üçgen var. 8, 15, 17 üçgeni var. Pisagor'dan da görebilirsiniz. Bize buranın alanını soruyor. Alan taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunur. 8 çarpı 15 bölü 2 yaparsak bunları sadeleştirip 4 derim. 4 ile 15 çarptığımda ise 60'ı elde ederim arkadaşlar. Devam edelim. Sıradaki sorumuza bakalım. Bu soruda AC'yi sormuş bize. Şimdi buraya dikkatli bakarsanız burası dik üçgen. Şimdi iki katı oranı var. 30-60-90 özel üçgenini biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın burası eğer 30 da burası 60 derece olmak zorunda zaten. 30'un karşısında 2 katı 90 yapıyor. O zaman 30'un karşısının kök 3 katı da 60'ın karşısı yapacak. Yani burası 3 kök 3 olacak. Şimdi bize AC'yi soruyor. Bir daha Pisagor yapacağım. 3 kök 3'ün karesini alacağız biz buradan. 3 kök 3'ün karesi artı 5'in karesi eşittir. Buraya x dersem x'in karesidir arkadaşlar. 3 kök 3'ün karesini aldığımızda 27 yapar. 5'in karesi 25 eşittir x kare. Bunları toplarsam 52 eşittir x kare olacak. İki tarafında kökünü alırsam burası 2 kök 13, burası ise x olacak. Cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakalım. Bu soruda birleşik, yapışık dik üçgenler var. Bakın özel üçgenler var. Burada 9, 12, 15 üçgeni, 15, 20, 25 üçgeni. Bakın diklik burada dikkat edin buna. 7, 24, 25 üçgeni. Burası 24, burası 10'muş. Bize AF'nin alabileceği en büyük değeri sormuş. Üçgen eşitsizliğinde ne vardı? İki tane kenarın toplamı diğer kenardan fazla olmak zorundaydı. Yani ben bu iki kenarı topladığım zaman 34 oldu. Buraya da x dersem x 34'den kesinlikle küçük olmak zorundaydı. 34'ten küçük olan en büyük sayı da 33'tür. Bize en büyük değeri soruyordu. O zaman cevabımız Bursa oldu arkadaşlar. 29. sorumuza bakalım. Ağırlık merkezi sorusu. Bakıyoruz BG dediği şurası 3x artı 4'müş. GE dediği kısımda 2x'miş. Ağırlık merkezinde şöyle bir oran vardı. Tabana yakın olan kısım yani burası 2 ile çarpıldığı zaman köşeye giden kısma eşitti arkadaşlar. Şuraya eşitti. Yani ben 2x 2 ile çarparsam 4x olur. Bu 3x artı 4'e eşittir. Bunu karşıya gönderdiğim zaman ise x eşittir 4 olur. Bize zaten bunu soruyordu. Son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bizden istediği şey AGB'nin çevresi. AGB dediğimiz kısımsa şuradaki üçgen. Bize neyi vermiş? G ağırlık merkezi. AD 18. AD eğer 18 ise ben burayı 2x x diye ayırırım. Burayı da 2k k diye ayırırsam. Şimdi 3x 18'dir değil mi? 3x eşittir 18 ise 2x eşittir 12'dir arkadaşlar. Yani AG dediğim kısım 12'dir burası. Sonrasında BG dediğim kısma bakarsam da 3K 24 ise 2K neye eşittir arkadaşlar baktığımız zaman? 16'ya eşittir. Yani buradaki 2K dediğim yerde 16'dır. Bana sorduğu üçgenin kenarları 12 artı 16 artı 24 yapar. Bunları topladığımda da 52 olur arkadaşlar cevabımız. Cevap Edirne olacak. İnşallah hepiniz 30 ile 30 yapmışsınızdır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.